Başkanım, Sayın Rektörüm, kamu, özel sektör, üniversitelerinin altyapılarına bir temas etmek istiyoruz. 500 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Geçtiğimiz hafta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 3 konuda mali destek programına çıktı. 9 Eylül son başvuru tarihi. Bir tanesi 21 milyonluk turizm altyapı programı. Proje başına 2 milyon liraya kadar hibe vereceğiz. %75 hibe olmak üzere. Önümüzdeki dönemde 21 milyon biz katarsak, 21 milyon da paydaşlarımız katarsa Amasya, Çorum, Samsun, Tokat'ta 42 milyonluk bir turizm yatırımını hedefliyoruz Allah'ın izniyle. Tüketici bilincinin gelişmesinden Kenevir'in de olumlu bir şekilde bundan faydalanacağını düşünmekteyiz. Ne yazık ki binlerce yıldan beri Anadolu coğrafyasında tarımı yapılan Kenevir'in ekim alanları 1960'lı yıllarda 140 bin dekarken 2013 yılında 19 dekara düşmüştür. Bu üretimin de sadece Samsunlu Vezirköprü ilçesinin Nardısaray mahallesinde olduğunu söylemem gerekmektedir ve o mahalleye şükranlarımızı iletmemiz gerekmektedir. 2013-2018 yılları arasında Samsun'un Nardısaray mahallesi tek başına kenevir tarımı yapmıştır. Hem de alıcısı olmadan, nereye satacağını bilmeden. Bu bizim için belki bir çıkış noktası, belki bir başlangıç noktası olacak. 2015-2018 yılları arasında ekim alanlarımızda bir miktar artış olmakla beraber 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kendimiz üzerindeki algıyı yıkan konuşmasından sonra ekim alanlarımız 2019 yılında 1000 dekarın üzerine çıkmıştır. Ve ekim yapan il sayısı 10'un üzerindedir. Bu sevinici bir haberdir. Ancak halen Samsun en önemli üretici il arasındadır ve %60 civarındadır Samsun'un şu anda 2019 yılında üretilen ekilen kenevirin oransal değeri. Samsun olarak bunun sanayisinin işlenmesi noktasında yapılacak olan şey bir sanayi alanlarının oluşturulması gibi Vezirköprü'de bu konuda şu anda alan oluşuyor. Vezirköprü'nün dışında şu anda yatırım olsa da hazır sanayi parsellerimiz var. Samsun bölgesinde. Ama asıl üretiminin sanayisini biz Vezirköprü'de oluşması için gerekli çalışmamız şu anda neticelenmek üzere. Tabii 19 Mayıs Üniversitesi Kenevir deyince Türkiye'de yine ilk akla gelen üniversite oldu. Tabii bu uzun zamandır üniversitemiz bünyesinde yürütülen bu alandaki bilimsel çalışmalar neticesinde böyle oldu işin doğrusu. Bizim için büyük bir şans da Sayın Cumhurbaşkanımızın buna ön ayak olması, bunu gündem alması, genelgesi ve daha sonra da bir 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı bir Kenevir Araştırma Enstitüsü kurmamız gerçekten her şey çok planlandığı şekilde adım adım ve güzel şekilde gidiyor. Cumhurbaşkanımızın bu işin başında olması arkadaşlar çok anlamlı, çok önemli bazen çünkü hocalar, bizler, sektör temsilcileri çok önemli bir buluş buluştunuz ama bunu ilgili makamlar anlatamazsınız. Bakan anlatırsın, müsteşar anlatırsın, maliyeden geçmez ama arkadaşlar bu işin direkt başındaki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işin başında olması bizler için büyük bir şans. O anlamda lütfen herkes bilgisini, birikimini, tecrübesini ortaya koysun ve yapılacak çalışmaları planlayalım, yol alalım. Değerli arkadaşlar biraz önce bahsedildi. Samsun gerçekten bir tarım kenti. Yıllardır oğullarıyla ülkenin önemli bir gıda deposu. Şüphesiz tarım konusu çok geniş bir alan ama kenevir çok daha farklı bir alan. Yani tarımın ötesinde de gerçekten her alanda, endüstride kullanılıcı alanlarla Türkiye'yi gerçekten büyük bir gelişmişlik düzeyine çıkaracak, istihdamda büyük katkı sağlayacak, ihracatı büyük yönünü artıracak, gerçekten Türkiye'nin gücüne güç katacak bir ürün. İnsanda olduğu gibi erkek ve dişi bireyleri vardır.